Şoför, geri git bakalım. Git bakalım. Tamam, sür. Git. Git. Burada da akşam patlattığımız mısırlarımız var. Biraz yumuşamış. Böyle çıtır çıtır olunca daha güzel. Ama patik sevdi. Köpekler mısır yer mi kızım? He? Yer mi? Ama tuzsuz olması lazım, değil mi? Bir de yağsız olması lazım. Baharatsız. Haşlanmış mısır yiyebilir. Ama koçanı olmayacak. Bir de patlamamış mısırlar olmayacak. Çünkü karnını ağrıtır. Çok mu sevdin oğlum? Sen çok sevdin oğlum. Çok mutlu oldu bak. Biraz da ben yiyeyim. Sen de mi yemek istiyorsun? Ye bakalım. Biraz patik yesin. Biraz ben, biraz da sen. Al bakalım patik, bu son. Ye bakalım. Yemeğini bitir patik. Doydun mu? Biz dün pazara gittik. Değil mi kızım? Ne aldık pazardan? Tabii ki çiçek aldık. Çok güzel çiçekler vardı. Değil mi? Fiyatları da uygundu. Tüplü bir şekilde satılan petunyalar sadece 2,5 liraydı. 2 tane aldık. 5 lira. Aslında hiç para bile değil. Çünkü petunyayı tohumdan yetiştirmek zor. İlgilenmek gerekiyor. Devamlı suyunu, toprağını kontrol etmek gerekiyor. Üzerine streç çekmek gerekiyor. Sera etkisi yaratmak gerekiyor. Yaz mevsiminin en güzel çiçeklerinden. Zahmetsiz. Bir kere dikiyoruz. Güneşli olan olursa daha iyi. Sonra sürekli açıyor ve gözümüzü şenlendiriyor. Karnımızı doyurduğumuz kadar ruhumuzu da doyurmamız gerekiyor. Zaten pek çok abesliğin altında ruhun yeterince beslenmemesi var. Bu bazen kişiler veya topluluklar tarafından ya da milletler tarafından bilinçli yapılıyor. Hep bizim kültürümüzde de vardır işte nefis terbiyesi ya da ruhu eğitme gibi.
Oğlum, ne yapıyorsun? Tabii küçük olunca böyle diş kaşıma aracı olabiliyoruz. Küçük bir yavru köpek alıp onu eğitmek zaman istiyor. O yüzden hep hayvan bakan kişiler der ki hayvanlar oyuncak değil. Çocuklarınıza yavru köpek hediye etmeyin. Çünkü o zaten başlı başına bir çocuk. Eğitilmeye, egzersiz yapmaya, aşılarının takip edilmesine, sevilmeye, doğru düzgün beslenmeye ihtiyacı var. Ne yaptın? Ne yaptın yavrum? Ay, hayır. Hayır. Mesela köpek eğitimi almak lazım, öğrenmek lazım. Yani ayakkabıları kaçırıyor diye işte çocuğumuzla anlaşamadı, bizi rahatsız ediyor diye evden gönderilen, öldürülen çok hayvan var. Bunların önüne geçmek hep eğitimle ve bilinçle. Hayır.